क्या होती उतरन। Bunların ne anlamı var ki? Neye yarar ki artık? Neyi değiştirir? Hayatımın her anını onun için yaşamışken, o böyle yapıyorsa neye yarar bütün bunlar Divya? Ben hayatımda kimseyi rütbesiyle, parasıyla, şanıyla yargılamadım. Ve yargılamam Divya, asla. Hiç kibirli bir insan olmadım. Hiç kimseye bir kötülük yapmadım. Peki benim kızım niye böyle oldu Divya? Nasıl Divya? Derlerdi ki, bir ailenin çocuklarına verebileceği en büyük zenginlik güzel ahlaktır. Demek ki senle ben Divya bu kadar fakirmişiz işte. Bu hayatın ne anlamı var artık? Hiçbir şeyin değeri kalmadı. Hiçbir şeyin. Baytakur, sizin hiçbir suçunuz yok. Ama suçu işleyen benim canımın parçası Vir. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için yazık bana Vir. Lütfen Baytakur. Böyle demeyin. Eğer siz de yıkılırsanız bu aileleri kim ayakta tutacak? Kim destek olacak onlara? Babamla büyük babam mahvolmuş durumda. İçleri korkuyla dolu efendim. Abimin açtığı boşluğu ömrümüz boyunca hiçbir şey dolduramayacak. Artık bir yakınımı daha kaybetmeye dayanacak gücüm yok. Bazen öyle korkuyorum ki ya bir gün bana da yüz çevirmeye kalkarsanız? Baytakur, iki aile büyük kayıplar verdi. Artık yeter. Bana oğlum demiştiniz ya. O halde lütfen birbirimize destek olalım. Lütfen Baytakur. Hadi oturun.
Beni buraya babam gönderdi. Annem ve babam İtcan'ın eve dönmesini istiyorlar. İtcan o evin büyük gelini. Lütfen bana izin verin. İzin verin ki İtcan'ı evine geri götüreyim. İtcan'ı Vanş'a emanet ettiğim gün kızımın iki yuvası oldu. İtcan'ın üzerinde artık bizden çok senin ailenin hakkı var. Eğer İtcan gitmek isterse, Damini de kabul ederse, Divya da ben de karşı çıkmayız asla. Sağ olun Baytakur. Annem artık İtcan'ı çok özlüyor. İtcan eve dönerse belki o da kendini biraz toparlar. Bir şey daha var Baytakur. Buraya gelişimin bir sebebi daha vardı. Bu çantanın içinde evinizden çalınan 20 milyon var. Sid'in evinde bulmuşlar. Belki de anlıyorum. O zaman parayı çalan masum değilmiş. Demek ki kızın bir suçu yokmuş. Vir, istersen iç hazırlanana kadar sana çay getirebilirim. Olur mu? İçer misin? Canda, ne dersin kızım? İtcan gelir mi? Niye gelmesin ki teyze? Tabii gelecek. Hem senin, hem Vanş'ın, hem de ailemizin hatırı için mutlaka gelecek. Sonuçta burası onun da evi.
Ben Grumata'ya haberleri ilettim. Yarın sabah burada olacak. Çok iyi yapmışsın. İtça da Grumata'nın duasını alsın. Biraz içi ferahlar. Umarım yakında gelir. İtça bu odada mı kalacak? Evet. Niye? Yok bir şey, sadece aklıma takıldı. Bu gencecik yaşta bir sürü acı yaşadı o. Bu odada da geçmişe dair bir sürü anısı vardır. Eğer burada kalırsa Banshee'i unutması çok zor olacaktır. Bence yeni bir başlangıç yapabilmesi için başka bir odada kalması çok daha iyi olacaktır. Evde bir sürü oda var ama tabii sen daha iyi bilirsin. Ben ne zaman çocukların adına bir karar alsam, sonu hep kötü oldu. Bu sefer kararı İtça'ya bırakacağım. O nasıl uygun görürse, benim için de uygundur. Hele bir gelsin de. Anne. Anne neden ağlıyorsun? Bak uzağa gitmeyeceğim ki. Sadece diğer evime gidiyorum. Hepsi bu. Ben hep geleceğim. Hem bak eğer kötü hissedersen hemen beni ara, tamam mı? Ben çıkar gelirim. Eğer Vanş yaşasaydı... Eğer Vanş yaşasaydı... İtça... Bugün böyle olmazdı. Anne... Eğer sen ağlarsan ben de ağlarım bak. Sen benim tutunacak dalımsın anne. Hem sen söylemedin mi? Artık hayatında yeni bir sayfa açman gerekiyor diye. Hem senin babamla Bayan Takura iyi bakman gerekiyor. Sana çok ihtiyaçları var. Şimdi benim de babamla büyük babama bakmam gerekiyor anne. Görmedin mi? Dün büyük babamla annem ne haldelerdi. Onların yanında olmam gerekiyor anne. Evet biliyorum. Biliyorum ama... Benim için sakın üzülme. Sen kendine iyi bak. Bakarsın değil mi? Evet. Babam, lütfen kendine iyi bak.
Kendine dikkat et. Şu kız için perişan ettiniz kendinizi. Benim tapum o kız yüzünden atıldı bu evden. Bu kadar düşünceliysen, tapu giderken neredeydin? Teyze. Benim Tapasya'ya olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecek. Ama o benim değerimi bilemedi. Ne sevgimi anladı, ne de anneliğime saygı gösterdi. Tapasya her zaman sadece kendini düşündü. Benim hissettiklerime hiç kulak asmadı. Ben de artık ağlamayacağım. Tapu daha çocuktu Divya. Beni anlamadı diyorsun. Peki sen? Sen kendi kızını hiç anlayabildin mi? Bir kez olsun kızına sordun mu? Kızım mutlu musun diye. Ne zamandır içi yanıyor kızın? Tanrı biliyor ya. Düne kadar bu evde iki kız yaşıyordu. Ama aralarındaki farka bak. Bir hizmetçinin kızını ağlayarak, sarılarak uğurladınız bu evden ama... Öz kızınızı... tokatlayarak kapı dışarı attınız. Doğru söyledi ya. Dünden beri kızını gerçekten hiç merak etmedin mi sen? Tapu nerelerdedir? Ne haldedir? Söyle bana Divya. Arabanın içi sıcak mı? İstersen klimayı kapatayım. Böyle iyiyim.
Yasemin çiçeği. Vanş'ın sevdiği çiçekti. Biliyorum. Çocukken bahçeden Yasemin toplardı. Sonra anneme getirip taç yapmasını isterdi. Annem kim bilir Vanş'ı ne kadar özlüyordur. Yaşa kızım. Nasılsın anne? Geldiğin için sağ ol kızım. Sen artık bu evin gelini değilsin. Sen bizim kızımızsın. Zaman zaman aile büyükleri de hata yapabilir. Kim dost, kim düşman, anlayamamışım meğer. Affet. Hayır. Asıl ben Tapasya adına sizden özür dilerim. O uğursuzun adını anma. Gel. Hadi içeri gel. Çok yaşa. Kimden saklıyorsun gözyaşlarını? Seni büyüten ben değil miyim sanki? Yüzüne bir kez bakmam yeter. Aklında ne varsa okurum. Gizli gizli tapunun halhalına bakmakla eline bir şey geçmez Divya. Tapu yanlış yapmış olabilir ama... Teyze, yeter artık. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ondan geriye bir tek utanç kaldı artık. Kim bilir? Belki de onu yetiştirirken bir yerde bir hata yaptım teyze. Benim kızım o kadar alçalmış ki... İççe'yi öldürmeye çalışmış, o adama para vermek için... kendi evinde hırsızlık yaptı. Yeter Divya. Şu kız yüzünden daha ne kadar haksızlık yapacaksın tapuya? Unuttuysan hatırlatayım. Hepinizden önce tapu kabul etmişti o kızı.
giysilerini ve oyuncaklarını vermişti. Karnını doyurup ilgilenmişti. Tapu olmasa o kız bugün nerede olurdu? İyi düşün Divya. Tapu o kızı çocukken kardeşi gibi sevdi. Eğer Tapu o kızı öldürmeye çalıştıysa ardında mutlaka haklı bir sebebi vardır. Kim bilir Tapu şimdi ne haldedir? Yeter dedim teyze. Hala mı? Daha nereye kadar hatalarını örtbas edip haklı çıkaracaksın Tapasya'yı? Bak, sen de bir annesin. Söyle teyze. Bana söylediklerini Damini'nin karşısına geçip de söyleyebilir misin? Gözlerinin içine bakıp Tapasya suçsuzdur diyebilir misin? Vicdanın sızlamadan Tapasya masumdur diyebilir misin? Konuşsana teyze. Hayır Divya. Ben de Tapasya'nın hatasını kabul ediyorum. Ama yaptıklarının cezasını da çekmeli. Ama gencecik bir kızı evden atmak, üstelik gecenin o saatinde, hiç yapılacak bir iş mi? Zavallı kim bilir ne hale düşmüştür. Divya düşün, tapu çıplak ayakla taşa bile basmamıştır. Ama şimdi belki taşın üstünde uyumak zorunda kalacak. Kim bilir nereye gitti? Yiyecek bir lokma bulabildi mi? Divya. Dünya kurtlar sofrası gibi kızım. Eğer tapuya bir şey olursa siz kendinizi gerçekten affedebilecek misiniz? Divya. Ben hiç ceza vermeyin demiyorum. Ama böyle de olur mu? Kızı kapı dışarı ettiniz. Divya, hapishanenin bile duvarları var, çatısı var. İnsan orada bile daha güvenli olur. Hangi insan kıyıp da evladını sokaklarda bırakır? Hadi. Bir kez olsun ara şu kızı. Onun da içi rahat etsin. Kim bilir nerededir? Bir telefonla öğrenirsin ha? Al Divya. Bir kez sesini duy. Yüreğin hafifleyecek. Bir kerecik ara kızım. Bak bu sana da iyi gelir. Omuzlarındaki yük hafifler. Hadi. Hadi Divya, ara şu kızını. Biraz olsun içini rahatlat. Bak ağlayıp duruyorsun. Ara hadi. Ne oldu?
Nerede? Hayır. Ne annemle konuşacağım ne de başka biriyle. Nerede olduğumu da hiç kimseye söylemeyeceğim. Merak edip üzülsünler. Hak ettikleri cezayı bulsunlar. Bana yaptıkları yanına kalmamalı. Hepsini bir bir cezalandıracağım. Kim bilir nerededir, nasıldır? Hiç merak etme. Her şey düzelecek. Ben seni kurtaramadım Vanj. Yalnızlığına çare olamadım, üzgünüm. Senin için iyi bir hayat arkadaşı olamadım. Ama Vanj, en azından denedim, öyle değil mi? Söyle ne olur. En azından denedim değil mi? Söylesene Baş. En azından denedim değil mi? Hep aynı kişi kazanmayacak. Bazen de başkaları kazanır. Arada kaybetmek sağlığa iyi gelir. Maddi sağlığınıza pek iyi gelmeyecek Bay Rathod. Çifte katla. Peki. Belki sizin sağlığınıza iyi gelir Bay Malhotra.
Sahiden de haklı çıktınız Bay Ratod. Bu son tur. Ya hep, ya hiç. Tamam. Şanslı gününüzdesiniz Bay Malhotra. Bay Ratod artık tamam mı yoksa devam mı ediyoruz? Bay Ratod, bu kadarcık parayı neden en sona sakladınız ki? Yatırım anlayışınızı babanızdan almışsınız Bay Malhotra. Sanırım anlamadınız. Mesele yatırımsa hiçbir para az değildir. Peki. Notunuz kalmış Bay Ratod. Raghuvendra Pratap Ratod ne yaptıysa tek başına yaptı. Ne kazandıysa kendi kazandı. Şimdi hayatımda ilk kez bir başkasıyla ortaklık yapmayı düşünüyorum. Dağıtın Bay Malhotra. Evet, bence bir kere daha düşünün Bay Ratod. Şans bugün bizim yüzümüze gülüyor. Düşünmek vakit kaybıdır Bay Malhotra. Bay Ratod, bakıyorum şansınız yine döndü. Sizindir. Bu fişler sizde kalabilir. Ben sadece bunu alacağım. Uğurlu paramı. İyi günler. İyi günler Bay Kuhurana. İyi günler. İçecek kızım. Sen meyveleri getir. He? Canda. Sen de tepsiyi getir. Siz de fesleğenleri getirin de birazdan başlarız.
Gurumat. Buyurun. Ailenin başına onca şey gelirken hiç kimse benden yardım istemeyi akıl etmedi mi? Son birkaç ayda o kadar çok şey oldu ki biz daha farkına bile varamadan ailemiz paramparça oldu. Oğlum Vanş bizi bırakıp gitti. Bu dünyada kimse yalnız değildir. Siz yeter ki dua edin. Bütün sıkıntılar uçup gider. Nasıl bir karşılama Gunvant? Bu işi bir dula mı bıraktınız yani? Eve uğursuzluk mu gelsin istiyorsunuz? Bağışlayın. Bu benim yeğenim. Bizimle birlikte kalıyor. Sizinle yaşıyor olması bir şeyi değiştirmez. Hukukta ve gelenekte duygusal hareket etmenin asla yeri olmaz. Bunca şey olmuş. Siz hala doğruyu yanlıştan ayıramıyorsunuz. Bir de başınıza gelenlere şaşırıyorsunuz. Bana bak. Tören malzemelerine el sürmedin, öyle değil mi? Kusurumuza bakmayın. Töreni dullara yaptırırsanız hiçbir duanız kabul olmaz. Herkes kalksın. Bu evde uğursuzluktan başka bir şey yok. Bu törenin kuralları keyfinize göre belirlenmedi. Kurallara her şartta uymak zorundasınız. Madem önemsemiyorsunuz, boşu boşuna tören yapmaya da gerek yok. Hata etmişiz, bağışlayın. Hata etmişsiniz öyle mi? Değerlerimize hakaret, kazara yapılabilecek bir iş midir Gunvantin? Sen bu törenin kurallarını bilmiyor musun? Geleneklerimize ve atalarımızdan kalma kültürümüze nasıl hakaret edersin ki? Belki de bu tören sizin için göstermelik bir iştir. Ama göstermelik tören bir işe yaramaz. Ettiğiniz duaya kalbinizi, ruhunuzu ve dikkatinizi vermeniz şarttır. Ne
ne diyebilirim ki? Böyle saygısız bir aile için tören yapıp dua etmenin de bir anlamı yok Gunvant. Gurumata. Efendim, ne olur affet bizi. Çok çok özür dilerim. Sen bizden elini çekersen biz ne yaparız sonra? Efendim, size yemin ederim ki bugünden itibaren bu evde her kurala sonuna kadar uyulacak. Lütfen affet bizi. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Dün partime bir kız gelmişti. İçeri girmesine izin vermemiştin. Ben davet ettiğimde ise reddetmiş ve bir not bırakarak gitmişti. Kim olduğunu biliyor musun? Üzgünüm efendim. Size verebileceğim tek bilgi adının Tapasya olduğudur. Kendisi şu anda otelimizde kalıyor. Hatta az önce kendisini restorana giderken görmüştüm. Sağ ol. Al, burada 100.000 rupi var. Arabanın evrakları tam değil mi? Hepsi arabada. Anahtarlarınız. Sağ olun. Başka araba falan satmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Kartımı zaten vermiştim. Sizi ne zaman görsem elinizde para oluyor.
Sanırım parayla ilginç bir ilişkiniz var. Neyse. Ben size teşekkür etmek istemiştim. Dün verdiğiniz bu para bana gerçekten çok uğurlu geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dün de yalnızdınız, bugün de öylesiniz. Size bir akşam yemeğiyle teşekkür etmek isterim. Mümkün mü? Tanımadığım insanlarla akşam yemeği falan yemem. Lütfen izin verir misiniz? Elbette. İki dakika sonra gelir misiniz? Kim bilir nerededir? Benim kızım yalnız kalmaktan hep çok korkardı. Çocukluğunda bir saat bile yalnız kalsa eve ayağı kaldırırdı. Acaba niye açmadı telefonu? Çocukluğunda yurda gönderdiğimizde ne kadar ağlamıştı. O zaman yine bir şekilde idare etmiştik. Ama şimdi kimse yok yanında. Ne yapıyor acaba? Bir daha mı denesem aramayı?
Kimi arıyorsun? Biliyorum. Ben merak ettiğim için aramıştım. Kızım o benim. Gencecik bir kız ya Divya, bir şey olursa. Divya, bu lafların hiçbir faydası yok. Daha önce bu kadar ciddi bir karar almadığımın farkındayım. Ama hata yaptığımın da farkındayım Divya. Evlat sevgim benim gözümü kör etmiş. Ama nihayet ne kadar yanıldığımı görebiliyorum. Bana güvenmen lazım Divya. Bu ceza değil. Tapasya için bir ders. Böyle bir ders Tapasya'yı mutlaka ama mutlaka yola getirecektir. Onu daha iyi bir insan yapacaktır. Ailesinin değerini anlayacaktır. Bırak biraz burnu sürünsün Divya. Öyle olması daha hayırlı. Evet. Demek istediğini anlıyorum. Umarım bu ders bize sonunda pahalıya patlamaz. Alo. Efendim, ben bankadan arıyorum. Kartınızın son 4 tanesi 7252 değil mi efendim? Dün akşam hesabınızdan 100 bin rupi çekilmiştir. Ne? Ne olmuş? Evet efendim. Hesap hareketlerinizi göz önünde bulundurarak işlemi onayladık ama kart limitinizi 25 bin rupi aşmış bulunuyorsunuz. Toplam borcunuzsa 229.342 rupi ediyor efendim. Sizden rica ediyorum efendim. Lütfen 25 bin rupiyi derhal bankamıza yatırın. Tamam. Ne olmuş? Kimdi o? Tapasya iyi değil mi? Hem de çok iyi. Ne? Ama benim büyük bir miktar ödemem gerekiyor. Ne oluyor? Kızının aklı başına gelmemiş Divya. Mutlaka bir şey yapmam gerekiyor. Ne? Töreni bir dola mı yaptıracaksınız? Bu eve uğursuzluk mu getirmek istiyorsunuz? Bu dışarıda kalsın. Pekala, o dolap odada kalacak değil mi?
Tamam, o elindekini bırak. Önce şu kısmı yerleştirelim. Şunu da al şuradan. Şu paspası dışarı çıkartıp silin. Çok tozlanmış. Lütfen acele edin. Bakar mısın? Bu paspası oraya serin olur mu? Yatağınızı hazırlayacağız. Bunun üzerinde uyumanıza gerek yok. Neden olmasın? Bunun üzerinde uyumak sağlık için iyidir, değil mi? Ayrıca insan her şeye alışabilirdi. Sen de deneyebilirsin. Ben silip geri getireyim. Neler oluyor burada? En azından biriniz neler olduğunu anlatsın bari. Tüm bu hazırlıklar ne için? Bir şey, İça artık bu odada kalacak. Ama neden? Yoksa bunu size peder mi söyledi? İça beni dinle. Sebebini bana söyle. Günümüzde artık kimse bunu yapmıyor. Tüm bunlar batıl inançtan başka bir şey değil. İça, lütfen beni dinler misin biraz? Kendine bu işkenceyi yapman gerektiği nerede yazıyor? Tanrı'nın senin bu yaptığından razı olacağını mı sanıyorsun yoksa? Söyle bana İça, lütfen. Bunu neden yapıyorsun şu an? İça, lütfen. Bir şeyler söyle bana. Bunlardan anne ve babamın haberi var mı? Anne, iyi ki geldin anne. Bak İça ne yapacakmış. Bence sen onu ikna edebilirsin. Kendi kafasına göre iş yapıyor resmen. Kim ona böyle yapmasını söyledi? Hiç kimse söylemedi. Tüm bunları ben kendi isteğimle yapıyorum. Vanş için, ailesi için ve kendim için. Ayrıca ben bu ailenin mutluluğunu her şeyden çok istiyorum. Lütfen beni anlamaya çalış, olur mu? Bu şekilde yaşaman ve ailemizin mutluluğunu istemen farklı şeyler, anlıyor musun? İça, bu şekilde yaşayarak ailemiz nasıl mutlu olacak? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Anne, sen bana bunu açıklar mısın? Evladım. İça ne yapmak istiyorsa ona izin ver. Belki o haklıdır. Kötü günler geçiriyoruz. Ailemizin her bireyi türlü zorluklar çekiyor.
Belki onun sayesinde işler biraz yoluna girer. Belki onun dualarıyla ailemiz tekrar mutlu olabilir. Biraz da olsa yiyin hanımefendi. Yoksa zayıf düşeceksiniz. Hayır Damine. Kimse benim tapasyamı düşünmüyor. Hanımım, ben sizin acınızı anlayabiliyorum. Hayır Damine. Kimse anlayamaz. Biliyorsun iç canın başına... Çok kötü bir olay geldi. Ama sen onun bizimle birlikte iyi olacağını biliyordun. Ama ben bilmiyorum. Tapasya'nın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl olduğunu, ne durumda olduğunu. Hiçbir şey bilmiyorum. Tapasya'nın babası ona karşı hep sertti. Çocukluğunda bir hata yaptığında hep ceza alırdı. Ve odaya yolladığında o ağlar ve af dilerdi ama onu hiç dinlemezdi. Cezasını yalnızca iççe söylediği zaman kaldırırdı. Tapasya babasının hep iççeyi dinlediğini ve onu daha çok sevdiğini düşünürdü. İççe için Tapasya'yı birçok kez azarladı. Onun için önce iççe sonra kendi kızı gelirdi. İççe'nin daha fazla sevgiye muhtaç olduğunu anlıyorum ama bu... Ama bu Tapasya'nın kendi ailesinden bile... sevgi göremeyecek anlamına gelmemeli değil mi? Tapasya bir sürü hata yaptı, çok fazla ama bu sefer haklı. Tapasya haklı, bunu biliyorum. Aksini düşünmüyorum. Şimdi lütfen git Damine. Lütfen git. Lütfen git Damine. Artık ben... Ben yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Lütfen. Tanrı'nın yardımıyla evimize artık mutluluk gelecek. Bugün uzun bir zamandan sonra birlikte masaya oturduk. İçya ortalarda görünmüyor. Nerede o? Canda, gidip ona bakar mısın lütfen? Onu da çağır. Ne oldu? Git getir onu hadi. Büyük baba, İça bugünden itibaren günde tek öğün yemek yemeye karar verdi. Belki kendince haklıdır tabii.
bir dul olarak inzivaya çekilmek istediğini söylüyor. Bu evde artık bu şekilde yaşamaya karar verdiğini söylüyor. Yatağını yere indirdi ve yemeğini de artık kendi pişirecekmiş. Bir. Yemeğini yese ne oldu? Karnım tok anne. Niye böyle yapıyorsun? Oğlum şunu anlaman lazım. Bu iç canın kararı. İstediğini yapabilir. O ne yapmak istiyorsa yani. O aklı başında bir kız. Ailemizin üzerindeki lanet belki de onun yapacağı fedakarlıklarla kalkacak. Biz ona karışamayız. Hem kendi için hem de ailemiz için en doğru kararı verdi. Onu niye desteklemiyorsun anlamıyorum. Madem bütün günahı ona yükleyecektin, onu neden çağırdın? O kendi evinde daha mutlu yaşardı. Sen nasıl konuşuyorsun böyle? Bir dulun bu kadar katı bir şekilde yaşamasına elbette ki gerek yok. Ama o artık bu şekilde yaşayacağını söylemişti. Bedenini ve ruhunu arındıracağını. Tabii bu yıllar boyunca sürüp gidecek. Bunun neresini anlamıyorsun? Oğlum, ona biraz anlayış göstermeye çalış. O bunu hak ediyor. Benim için yap. Bir. Merhaba. Tekrar karşılaştık. Bunu hak edecek ne yaptım? Neyse. Burada ne yapıyorsun? Bazıları bakar. Ama göremez. Dergi okuduğumu görmüyor musun? Affedersin. Bazı insanlar kesinlikle çok yeteneklidir. Dergi ters dursa da okuyabilir. Sanırım bu Tanrı vergisi. Ve sen de en iyilerden birisin. Ne istiyorsun?
Yalnızca bir canım. Yani? Yanisi şu. Neden senin gibi güzel ve alımlı bir kadın böyle yalnız? Yani en azından bir arkadaşı, akrabası, kocası, ailesi veya birileri olur. Yanılıyor muyum? Ne? Ya biraz uyumsuzsun ya da kimseye kendini bağlayamıyorsun. Kendi işinize bakın artık her kimseniz. Özür dilerim. Senin hayatına karışmak gibi bir niyetim asla yoktu. Ama... Ama takındığım bu tavır benim merakımı cezbetti. Şaka yapıyorum. Gerçekten şaka yapıyorum. Buraya lak lak etmeye gelmedim. Aslında bir amacım var. Bu tamamıyla gerçek. Sana çok iyi bir teklifim var. Ve kabul etmeme olasılığın yok. Nedir? Para. Para diyorum. Para. Kimin umurunda? Senin olmalı. Bunu kazanmak için bir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece biraz zaman ayırman yeterli. Affedersin. Kağıt oyununda benim eşim olmalısın. Şans senin, zafer benim olacak. Kazandığımızın %10'u da senin olacak. Senin. İlgilenmiyorum. Ben de. Ben gerçekten ilgilenmiyorum. Gerçekten. Neden senin gibi güzel ve alımlı bir kadın yalnız? Yani en azından yanında arkadaşı, akrabası, kocası, ailesi, birileri olur. Defol. Sana defol dedim. Defol! Sakın bana baba deme! Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece aynayı kaldırıyordum. Bu odada tek başına yaşayıp ayrı yemek yemen ve yalnız bir hayat yaşamanı anlayamıyorum hiç. Bu yaptıklarının neyi değiştireceğini düşünüyorsun hiç?
Dullar için konulan o kanun yüzyıllar önce geçerliydi. Artık böyle bir şey yapılmıyor. Hiçbir şey başaramayacaksın hiç. Mutluluk ve huzur ailemize gelecekse gelecek zaten. Bunu engelleyemeyiz. İça, neden kendini acı çektirmeye bu kadar heveslisin? Ben kendime zarar vermiyorum Mir. Yaşlı ve bilge kişiler dullar için bu kanunları koymuş. Bu kanunları uygulamak suç değildir. Onlar hep iyi ister. Benim görevim de onlara uymak, hepsi bu. Sen lütfen kendini kötü hissetme. Şimdi dua etmek istiyorum. Yani biraz yalnız kalmalıyım. Peki İça. Ama gitmeden önce sana izninle ufak bir soru sormak istiyorum. Lütfen soruma cevap ver. Gerçekten de abimi öldürdüğümü mü düşündün? Ben her zaman senin abimle mutlu olmanı istemiştim. Peki sen neden böyle bir şeye inandın? Böyle söyleme lütfen. Senin bizim için hep en iyisini dilediğini biliyorum. Ama benim aklım başımda değildi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermek benim için çok zor. Bu asla senin suçun değil. Ben bir hata yaptım. Vanş'a ihtiyaç duyduğu güveni veremedim. Ne kadar denesem de olmadı. Ben kaybettim diye. Gerçekten kaybettim ve pişmanlığımı göstermenin tek yolu da bu. Lütfen, lütfen bana hak ver, bir. Beni anlamaya çalış. Hayır İça. Bunları yapmana gerçekten de hiç gerek yok. Lütfen bir. Lütfen beni durdurma, olur mu? Benim mutlu olmamı istersin değil mi? Bunun tek yolu bu. Kendi hayatımı yaşamama izin ver lütfen. Senden gitmeni istiyorum. Lütfen beni yalnız bırak bir. Lütfen. Genel müdürünüze görüşmek istiyorum. Konu neydi hanımefendi? Konu benim hesabım. Benim hesabı ödemeyeceğimi mi düşündünüz acaba? Kaç gündür burada kalıyorum ben? Bana kaç gündür burada kaldığımı söyleyin. İki gündür hanımefendi. Bu iki günlük hesabı ödeyemeyeceğimi mi düşündünüz? Söyler misiniz lütfen bana ha? Hayır tabii ki, ama neden bu kadar sinirlisiniz? Çünkü sinirlerimi alt üst ettiniz. Sabahtan beri beni 4 kez aradınız. Bana hesabımı kapatmamı hatırlatıyorsunuz. Beni dolandırıcı mı sandınız acaba? Sabah köründe hesabımı hatırlatmak için uykumdan uyandırdınız. Böyle
Böyle bir şey için beni rahatsız etmeye nasıl cüret edersiniz söyleyin. Çok ama çok üzgünüm hanımefendi. Sizin özrünüzü falan istemiyorum. Hemen genel müdürünüzü çağırın, hemen. Bakın hanımefendi, bu durumda müdürümüz de bir şey yapamaz. Otelimizin kuralları gereği misafirimizin borcu 20 bin rupiyi geçince hatırlatma araması yapıyoruz. Ve bu ödemeyi alana dek devam ediyorum. Sizi aşan sularda yüzüyorsunuz. Kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız acaba? Eğer isteseydim bu otelde bütün yıl için yerimi ayırtırdım. Neyse. Şimdi söyleyin, borcum ne kadar? Hemen şimdi ödeyeceğim, hemen. Borcunuz 92.500 rupi hanımefendi. Acele edin. İçinde oda ücretiniz ve kuaför hizmetiniz de var. Biraz acele edin de buradan kurtulayım bir an önce. Bu otelden hemen ayrılmak istiyorum, hem de hemen. Ha, bu arada çok memnun kaldığım için de biraz bahşiş çekebilirsin oradan. Hanımefendi, kartınızdan ödeme alamadım. Sizin post makinenizde sorun vardır. Bir daha çek. Siz de bakabilirsiniz hanımefendi. Bu kartların hepsini dene. Acelem var, çabuk ol. Affedersiniz, patron Bandıra'ya toplantıya gidiyor. Arabasını hazırlayın lütfen. Eğer biraz hızlı olursanız iyi olacak. Daha ne kadar bekleyeceğim? Üzgünüm hanımefendi. Hiçbiri yanıt vermiyor. Ne? Bu olamaz. Yanlışlık var. Post makinenizde bir sorun olmalı bence. Kontrol edin tekrar. Peki efendim. Tekrar deneyeceğim. Yanımda param bile yok amatör. Yalnızca kartım var. Umarım babam bunları kapattırmamıştır. Yoksa ne yaparım ben? Aman Tanrım, umarım öyle bir şey olmamıştır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Tanrım yardım et. Bu çok kötü olur. Ne yapacağım ben şimdi? Üzgünüm hanımefendi. Ödemeyi alamadık. Borcunuzu şimdi ödemeniz gerekiyor efendim. Üzgünüm ama ödemeyi nasıl yapacaksınız hanımefendi? Ödemeyi nasıl yapmak isterseniz? Otelimizde bankamatik kartı da geçerlidir. Eğer peşin ödeme yapmak isterseniz de otelimizde ATM bulunmaktadır. Banka kartımı kaybettim. Yanımda da o kadar fazla nakit parayla dolaşmıyorum maalesef. Pekala hanımefendi. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir arkadaşınızı ya da ailenizden birilerini arayabilirsiniz. Size seve seve yardımcı olacaklarından eminim. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Bana biraz zaman verin lütfen. Dışarı çıkıp parayı ayarlayıp geleyim, olur mu? Üzgünüm efendim ama otelden ayrılamazsınız. Ayrılamaz mıyım? O zaman parayı nasıl bulacağım söyleyin lütfen. Bakın hanımefendi, dediğim gibi ödemeyi yapmazsanız otelden ayrılamazsınız. Ve eğer kaçmaya çalışırsanız siz bilirsiniz, güvenliği ve polisi çağırabilirim. Güvenliği çağırmanıza gerek yok. Ama efendim... O bir hanımefendi. Biraz saygılı davranın. Onun hesabını da bana ekleyin. Neden benim hesabımı ödeyeceksiniz?
Neden ödeyeceksiniz? Kimsenin iyiliğine ihtiyacım yok. Sizin yardımınıza ihtiyacım yok bile. Bekleyin lütfen. Bekleyin lütfen Bay Rathod. Ben sizden yardım falan istemedim, anladınız mı? Tapasya Takur kendi başının çaresine bakmasını gayet iyi bilir. Bunları alıp bozdurun lütfen. Hesabımın hepsini kapatır. Üstüne kalan paralar da sizde kalabilir. İç canın. Başına çok kötü şeyler geldiğini biliyorum. İççe ailesinin yanında diye sen rahatsın tabii. Başını sokabileceği bir evi var. Ben Tapasya'nın nerede olduğunu, nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Buna nasıl katlanacağım? İççan'ın sorununu ben de bilmiyorum. Doğru düzgün konuşmuyor. Eğer konuşursa o zaman rahatlayacağım. Çocukluğundan beri sadece benim İççan acı çekiyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Kızım ne zaman huzura kavuşabilecek? Hanımefendi, lütfen kendinizi harap etmeyin. Tamini, Tapasya bizi hiç düşünmüyor. Ne telefonlarımızı açıyor, ne de bizi arıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Güçlü olmalıyız. Umudunuzu kaybetmeyin lütfen. Her şey yoluna girecek. İnancınızı kaybetmeyin. Lütfen efendim. हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे